Sarı Yaz, Mahir Ünsal Eriş, Can Yayınları. Şimdilerde o günleri ananlar hep Sarı Yaz diyorlar adına. Haziran'ın gevreyen toprak üstünde buram buram tüttüğü son demlerinde topu topu 12 günlük bir zamanda oysa. Ama bütün bir mevsim yıllar boyu hatırlanacak kadar yüklü geçmişti. Tarihe Sarı Yaz diye düşüldü o günler. Her şey havanın lodosa dönmesiyle başladı. Rüzgar Afrika'dan aldığı sapsarı çöl kumunu yanına katıp körfeze doldu. Ortalık sarıya kesti. Her şey ama her şey öyle bir sarardı ki sanki dünya sarı bir camın arkasına saklandı gibi oldu. Yöre halkını tedirgin eden bu tuhaf doğa olayının ardından bir de deprem gelir. Lakin bu aşağıdan vuran deprem halka halka büyüyecek, Sarı Yaz'ın büyüklü küçüklü karakterlerinin hayatlarında meydana gelen şiddetli sarsıntılarda yankı bulacaktır. Mahir Ünsal Eriş, aynı olayın etrafında dönen ve birbirine bağlanan 8 öyküden oluşan Sarı Yaz'da küçük bir kıyı şehrindeki sıradan insanların dünyalarına ışık tutuyor. Parçalanma, Chinua Achebe, İthaki Yayınları. Afrika edebiyatının en büyük ismi Achebe, romanlarında Batı'nın Afrika'yı kolonileştirmesini yazar. Yerel bir hikaye anlatsa da karakterler ve kurgusuyla evrensel meselelere değinmeyi başararak dünya edebiyatındaki saygın yerini bulur. Okonkwo, kendi döneminde yaşayan en büyük güreşçi ve savaşçıdır. Ünü bir yangın gibi tüm Batı Afrika'ya yayılmıştır. Fakat bir gün istemeden bir kabile üyesini öldürür. O andan itibaren her şey parçalanmaya başlar. İşlediği bu suçtan dolayı gittiği sürgünden yıllar sonra geri döndüğünde köyünde misyonerleri ve sömürge idarecilerini bulur. Artık kontrolünü tümden yitirdiği hayatı hızla yok oluşa sürüklenir. Parçalanma klasik bir kahramanlık anlatısı olmakla birlikte klişelerden uzak, son derece özgün bir roman, modern edebiyatın belki de en büyük trajik anlatısı. Açların Şöleni, Didier Deinex, Dipnot Yayınları. Her şeyi kabul ediyorum, hayatım boyunca üstlendiğim bütün rolleri. Sivastopol kuşatması sırasında sahneye konan oyunda aktör, Cezayir'de kepaze olmuş bir asker, bir komedyen ve hatta neden olmasın bir soytarı. İmparatorluğun mezar kazıcısı, komünün albayı, barikatlarda ölüme terk edilen kişi, hiç desteği olmayan bir sakat, idam mahkumu, kostümsüz tiyatronun yaratıcısı, ucuz lokanta işletmecisi, yayınlarına son verilen bir yığın gazetenin kurucusu, hatip, aslan terbiyecisi, milletvekili adayı, başarısızlığa mahkum bir komisyoncu, sadık bir eş ve candan bir baba, hepsi. Deinex Açların Şöleni'nde romanının kahramanı Maxime Lisbon'u böyle konuşturuyor. Yazarın çok renkli komün barikatlarının kahramanı, tiyatro insanı, devrimci ülkülerle yoğrulmuş, kürek mahkumu, sömürgeci vahşetin karşısında boyun eğmez duruş sergileyen bu kişilikten büyülendiği anlaşılıyor. Maxime Lisbon'un yaşamı kahramanca bir öfke ve görkemli başarısızlıklar dizisine sahne oldu. Marksizm, Milliyetçilik ve Demokratik Ulus, Yener Orkunoğlu, İletişim Yayınları. Modern çağın dini olan milliyetçiliğin güçlü olması ve ona karşı ideolojik mücadelenin yavaşlığı cesaretimizi kırmamalıdır. Milliyetçi ideolojiye karşı mücadeleye girişenler en küçük başarılarından memnun olmalı. Uzun sürecek olan bu mücadelede hem kararlı hem sabırlı olmayı öğrenmelidirler. Kötümser ve iyimser olmak için nedenler vardır. Kötü gelişmeleri görmezden gelmeyen, aydınlatıcı fikir ve eylemlerin değiştirici gücüne inanan iyimser tutum daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Yener Orkunoğlu, Marksizm, Milliyetçilik ve Demokratik Ulus adını verdiği kitabında milliyetçilik tartışmalarına odaklanıyor. Bunun Marksizm içi tartışmalarda nasıl kavrandığını ortaya koyuyor. Milliyetçiliğin dayanaklarını gözler önüne serip, milliyetçiliğin gücünü kıracak tezin demokratik ulus olduğunu ileri sürüyor. Okuru milliyetçilik üzerine yeniden düşünmeye çağırıyor.